Değerli TGRT Euro izleyicileri, söz bizim programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Almanya'daki yaşanmışlıkları, öyküleri irdeliyoruz. Buradaki birbirinden güzel bayanların yaşam öykülerini paylaşıyoruz. Evet, ben Suzan Hanım'la söze devam etmek istiyorum. Suzan Hanım. Ben biraz önce çok konuştum ama. Çok mu konuştunuz? Bilmiyorum. Peki siz, o zaman ben tamam. Leyla ablaya döneyim. Yani, madem hayır, siz az konuşmak sorunuza istiyorsunuz. Sorunuza bağlı. Sorunuza bağlı. Yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Yani evet. Şu anda da hala bir Alman firmasında yoğun bir şekilde hizmet veriyorsunuz. Çalışan annelere evlatlarını yetiştirirken nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda neler söyleyeceksiniz bize? Evet. Çok şeyler söyler. Şimdi önce ben tabii çocuklarım benim oğlum 10 yaşına geldikten itibaren çalışma hayatına yoğun bir şekilde başladım. Onun için de o 10 yaşına kadar olan dönemde çocuklarımın her konuda tabii daha bir farklı bir ilgi vardı. Ondan sonraki ilgi yeterince yapabildiğim kadarıylaydı. Ancak böyle yardımlar falan alaraktan yani bir ne bileyim eğitmenden çocuklara yardımlar aldıraraktan çocuklarımı okutmaya devam ettim. Şimdi çalışan annelerin durumu yani çok zor tabii. Yani Almanya şartlarında çok zor. Neden çok zor? Türkiye şartlarında tabii daha da zor. Yani orada önce şu konuyu söylemek istiyorum. Almanya bir sosyal ülke. Evet. Almanya'da haklarınız çok fazla. Yani hastalandığınız zaman olsun ne bileyim biraz önce konuştuğumuz gibi bir doğum izni olsun, bir çocuk yardımı olsun. Yani buradaki sosyal haklar Türkiye'den çok çok daha üst seviyelerde. Ama onun haricinde Türkiye'de eğer büyük bir ailenin içerisindeyseniz, şimdi tabii o şartlar da değişmiş. Anneler, çalışan anneler hemen çocuklarına bir bakıcı buluyorlar. Evet. İşte bakıcılar yardımıyla kendileri iş hayatlarına devam edebiliyorlar. Biz burada işte kreşlere gönderebiliyoruz çocuğumuzu. Ama doğumla o 3 yaş arasındaki dönemde annelik iznimiz var. O annelik izninde de çocuğunuzla istediğiniz şekilde ilgilenebiliyorsunuz. Sonraki dönemlerde çok zor. Çünkü eğer bir şişt arbeit denilen yani vardiyeli çalışma sistemi varsa şimdi gece gündüz ve sabah çalışma sistemi eğer o anne bu sisteme uymak zorundaysa bu anne için çok zor. Peki yaklaşım nasıl olmalı? Yani bu konuda evet zor şartlarda çalışılıyor ama yaklaşım nasıl olmalı? Yani işverenle bir anlaşma yoluna gidilmesi gerekiyor. Bunu da yapan tabii sendikalar var. Sendikalar çok burada güzel çalışıyor. Bir de ben bundan birkaç hafta önce Frankfurt'ta göçmen kadınlar grubunun bir dernek kurmuşlar. Orada dinleyici olaraktan gittim. Açıkçası çok hoşuma gitti. Bizim o Türk bayanlarının böyle kendi haklarını sonuna kadar savunmak için çok çok güzel bir yönlendirme yapıyorlar. Ne kadar güzel. Çok hoş bir şey. Sözünüzü balla kesiyorum. Buyurun. Şimdi burada bir işveren pozisyonunda konuğu var. Evet Aysen Hanım. Evet. Size göre anneler işverenle nasıl bir anlaşma yapması gerekiyor? Annelerin evlatlarına nasıl yaklaşmaları gerekiyor? Siz de çünkü çalıştınız. Kendi işinizin sahibiydiniz. Evet. Evlatlarınızla alakalı diyaloglarınız nasıldı? Ya da genç annelere, genç anne adaylarına ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız? Şimdi ben kendimden söylemek gerekirse, ben çocuklarım doğduğu andan itibaren kreşe kadar çalışmadım. Evdeydim, onlarla ilgilendim. Evet. Onlarla ilgilendim. şimdi... Annelere de tavsiyem, çocukların, ay şimdi ben bir dakika, şimdi ben şaşırdım ne diyeceğimi şu anda. Yani çocuklarınıza nasıl yaklaştınız siz? Genç hanımlara neler söyleyeceksiniz? İşveren olaraktan. Şimdi çok kısa bir ara verdiğimiz zaman birazcık konuştuk. Aysun çok şanslı buraya gelenlerden. Eşi Adil Bey onu öyle bir ortama sokmuş ki hiç yabancılık çekmemiş. Evet. Sonra altyapıyı hazırlamış. Yalnız evet, altyapıyı hazırladı. Yalnız ben çocuklarımla çok güzel ilgilendim. Bebekliklerini son derece güzel yaşadım. Çalışma durumunda olmadığım için. Ama ne zaman onlar kreşe gittiği zaman iş hayatım oldu. Çocuklarımı okula bırakıyordum mesela. Geliyordum.
işime devam ediyordum. Evet. Okul çıkışlarında tekrar alıyordum. Eve veyahut da yanıma götürüyordum. O şekilde ilgileniyordum. Çocukların çok onları ihmal ettiğini düşünmüyorsunuz. İhmal etmedim yani. İhmal etmedim. Evet. Peki işletmenizde yine anneler mutlaka ki çalışıyordur. Onlara da aynı rahatlığı gösteriyor musunuz siz? Tabii ki. Hı-hı. Ben şu an bile bizim yanımızda çalışanlara karşı biz aynı kendimiz gibi. Aynı. Hı-hı. Kendi ailemizden biri gibi. Kendimiz gibi onların da ben nasıl bir izine ihtiyacım varsa bir tatile bir bırakıp gitmeye bazen yorulduğum zaman çalışmamaya aynı onlara da aynı toleransı gösteriyoruz. Oğlum yapıyor işleri zaten ama onları çok güzel yapıyor yani. Peki. İş paylaşımını falan. Çok teşekkür ediyorum. Ama ben yani çocuklarımla diyecektim ki benim çocuklarım da şey yaptılar yani kendileri de çok çaba gösterdi bir takım bir şeyleri öğrenmek için. Sırf tamam biz de çok yaptık ama esas onlarda bitiyor bazı şeyler. Hı hı. Çocukların kendilerinde de bitiyor. Onların istemesi lazım. Çünkü okulda o gimnazyuma gittiği zaman çocuk tabii ki Alman çoğunlukta olduğu için Türk çocukları çok azınlıkta olduğu için dikkat çekiyor. Evet. Dikkat çektikleri için bu sefer ikinci planda düşüyorlar çocuklar ama onlarla gene onlar kendi kendilerine mücadele veriyor orada. Hı hı. Esas bir de o açıdan bakmak lazım. Çocuklarımızın psikolojisine bakmak lazım. Onlar iki kültürle bir yaşıyorlar i̇şte aslında. Bu bağlamda onlara yaklaşım nasıl olmalı? Nasıl olmalı? İki kültürle bu bağlamda. Çocuklarla yani sevgi bağı. Yani ailenin çocuğuna verebileceği en güzel şey sevgi burada Almanya'da. Ondan sonra gerisi her şey kendiliğinden geliyor. Biraz empati yapmak ilgi, gerekiyor değil mi? İlgi ve sevgi. Hı hı. Empati de yapmak gerekiyor. Aynı şekilde. Hı hı. Aynı şekilde. Hı hı. Peki Leyla ablacığım, sen İzzet abiyle çok farklı bir şekilde bir tanışma hikayen var. Ben bunu gerçekten izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Biraz çok özele girmiyor musun? Biraz özele gireceğim artık. Yani nasıl olsa sen herkesin Leyla ablasısın. Herkes de seni tanıyor. O yüzden biraz böyle özele girerek... Sevgili İzzet abicimle buradan kendisine sevgi ve saygılarımızı da gönderiyoruz. Nasıl tanıştınız? Yani hayatımın en önemli insanlarından bir tanesidir eşim. Hı hı. Her zaman kendi yayınımda da söylerim. Sırtımda Kabe'ye götürsem hakkını ödeyemeyeceğim bir eştir. Hı hı. Bana hayatımdaki en güzel anıları yaşatmıştır. Ne kadar güzel. Evet, gerçekten. Eşim o kadar utangaçtı ki, yani biz tanıştığımız zaman benim gözlerimin içine bakamadan konuşurdu. Bir gün posta kutusunda böyle demetlerle sarı çiçek buldum, sarı güller. Ama daha önce de ailesi Ankara'da ablamlara gitmişler. O zaman diyorum ya telefon falan öyle pat, ay şimdi işte İzzet'in ailesi bize geldi falan diye. Yok, o isteyeceksin, bağlanacak, ses gidecek, gelecek, her neyse. Benim ailede adımın Sarıgül olduğunu öğrenmiş. Hı hı. Hakikaten ben biraz üzüldüm. Tabii ki şimdi ekranda da çok şişman görünüyorum ama 47 kilo gariban böyle incecik bir insanım. Hı hı. Sarıgül olduğunu öğrenmiş ve işte oraya da bir not iliştirmiş. Böyle bir güzel anımız Peki var. Peki seni nerede gördü İzzet abi? Bonn Büyükelçiliği'nde gördü. Büyükelçilikte birlikte görev yapıyordunuz değil mi? Evet, evet. Benim şefimdi. Ve ben ilk önce tabii ki asla kabul etmedim. Dedim ki iş arkadaşından olmaz böyle bir şey diye. Allah rahmet eylesin. Çok değerli müşavirimiz vardı. Can Evcen. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Eşi yaşıyorsa yaşıyor ki Filiz abla, Filiz Evcen. O dedi ki kızım ne demek dedi. İnsanlar okula giderken okul hayatında tanışsaydın dedi. Okul arkadaşım olmaz mı diyecektin dedi. O günden bugüne 40 yılı doldurduk. Maşallah. Tabii ki bizim de acı tatlı günlerimiz oldu. Ailemizden vefat edenler oldu. Kayınvalidem Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Yeşimin bir adı da İnayet'tir. Ben onun yanında değildim. Gözlerini hayata kapatırken bile oğlum Leyla Bora sana emanet diyerek ellerini tutmuş benim kaynımın. Ne kadar ve güzel. Bize öyle bir haber geldi. Ailenin ben göz bebeği olarak adım
Gül, sarı gül. Sarı gül. Evet. Ondan sonra asilim oldu. Hı hı. Diyorum ya Allah razı olsun. Ama hep sevgiyi kolladım. Çok iyi bilir Suzan. Hep ben çekindim. Hep bir adım arkada kaldım. Şimdiki gençlere bakıyorum diyorsun ki neler değişti. Kesinlikle. Zaman zaman hep konuşuyoruz da. Hı hı. Şimdiki gençler, Türkiye'dekiler diyor ki yani burada yaşamadım, Allah var. Buradakiler daha bir böyle kalıbına uygun yaşıyor. Biraz daha muhafazakar mı size göre burada yetişen gençler? Muhafazakar ve adetleri, gelenekleri, görenekleri burada yaşıyorlar. Evet. Bunların içine benim kızım da dahil, benim arkadaşlarımın kızı da dahil. Biz çok güzel bir hobi grubumuz var. Resim gördüklerini yapıyoruz, yaşıyor çocuklarımız. Seyahatlere gidiyoruz. Ailede görüyorsa. Ailede ne görürse. Evet. İşte ne diyorlar biliyor musun Ceyda'cığım, bak sen de gençsin. Ya bir bardak süt için özür diliyorum sevgili izleyiciler. Bin kere özür diliyorum ama tabiri caizse kullanılan kelime bu. Bir bardak süt için bir inek beslenilir mi? Şimdi bu görüşte olan bir genç kız bir nasıl bir evlilik hayatı olabilir? Her an bitmek üzere başlanan bir adımdır. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Allah hepimizi örfümüzden, adetimizden ayrı geri koymasın. Kültürümüzden. Hepimizi ahlaklı bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Bizden doğacak nesilleri de aynı şekilde o ahlakı nasip etsin. Suzan Hanım, siz Almanya'ya geldiniz. Evet. Ondan sonra Almanya'da enteresan bir şekilde kayboldunuz. Kayboldum, evet. Ve daha enteresanı siz evinizi çok garip bir şekilde buldunuz. Evet. Bunu izleyicilerimizle ben paylaşmanızı istiyorum. Şimdi Almanya'ya geldiğimin ikinci günüydü yanılmıyorsam. Eşim beni aldı. Büyük bir Centrum, alışveriş merkezi var. Götürdü işte bu dedi giriş kapısı, buradan da çıkarsın. Evin yolunu falan da öğretti bana. Tamam. Aradan bir gün veya iki gün sonra ben alışverişe gidiyorum. Centrum'a. O girmem gereken kapıdan da girdim. Dolaştım bir iki saat. Artık eve gitmem gerektiğini düşünerekten dönüş yoluna geçiyorum. Şimdi çıkış yazıyor. Oradan çıkıyorum. Hayır diyorum. Buradan girmemiştim ben diyorum. Tekrar kaybolmamak için tekrar Centrum'un içi kaybolmamam gereken. Aynı noktaya yine geliyorsunuz. Aynı noktaya yine geliyorum. Tekrar bir çıkış görüyorum. Oradan çıkıyorum. Yok burası da girdiğim yer değil. Yani o Centrum'un da 5 tane çıkışı varmış. Evet. En sonunda artık öyle bir panik yaptım ki ben kayboldum diye ve çıkış kapısını da bulamayacağım diye. Tam ana kapının girişinde bir manav var. Orada da böyle siyah saçlı 2-3 tane genç adam çalışıyor. Ben tabii içeri daldım ve onların Türk olduğunu tahmin ederekten. Lütfen bana yardım eder misiniz? Ben çıkışı bulamıyorum falan diye konuşuyorum. Benim o Türkçe konuşmamdan onlar harekette böyle... Sizi Türk anlamıyoruz. Değiliz. Bizim birimiz Türk değiliz değil. Falan. Evet. Ama dediler bey Türk. Ben hemen ona yöneldim. Lütfen bana yardım eder misiniz? Eşim beni dedim büyük bir kapıdan soktu. Ben de dedim aynı kapıdan girdim. Çok iyi biliyorum. Ama o kapıyı bulamıyorum. Bey de bana dedi ki tamam dedi ben size yardımcı olacağım. Siz nerede oturuyorsunuz? İşte şu caddede oturuyorum. İyi dedi. Peki dedi kaç numarada oturuyorsunuz? İşte 18 numarada oturuyorum. Tamam dedi. Ben dedi benimle beraber gelin. Biz başladık yürümeye. Sohbet ediyoruz. Nereden geldik falan. Hanımefendi kaçıncı katta oturuyorsunuz dedi. İkinci katta. Aa dedi ben de ikinci katta oturuyorum. Hangi dedi şey dedi taraf dedi. Ön mü arka mı dedim bu taraftaki. E dedi ben sizin yan komşunuzum dedi. Evet ve bu beyle beraber... Eşi de Fransızdı. Çocuklarımızın arasında da 6 ay gibi bir fark var. Çok uzun yıllar beraber komşu olduk. Dünya tatlısı bir insandı. Hep o anımızı böyle şey yaptığımız zaman oturur gülerdik. O olayda gerçekten ilk yaşadığım bir kaybolma olayıdır. Çok garip bir tesadüf. Hayatta evet. Zaten tesadüflerle dolu. Ama evet. Ondan sonra bizim Leyla ile kaybolmalarımız çok olmuştu. Evet. Ben bu bağlamda Aysin Hanım'a dönmek istiyorum. Siz de Almanya'ya çok serüvenli, böyle meşakkatli şekilde geldiniz. Evet. Bu anınızı bizlerle paylaşabilir misiniz? Paylaşabilirim. Şimdi biz Türkiye'de evlendik eşimle. Gene kısaca anlatacağım. Yani. Evet, özetleyebilirsek. Özetleyerek anlatayım. Türkiye'de evlendik. 2 hafta kaldıktan sonra Alman vizesine başvurduk. Ve benim Türkiye'de kalmam gerekiyordu.
hemen getiremiyordu beni ama kendisinin iş icabı hemen de dönmesi gerekiyordu buraya. Hı hı. Bir ayrı kalabileceğimiz bir 3 ay bir zaman vardı. Herhalde onu gözü kesmedi. Alman konsolosluğuna kendisi gitmiş. Demiş ben dönüyorum Almanya'ya. Benim vize müracaatına eşimin ben kendim elimle götürmek istiyorum. Daha çabuk olur, hı hı, demiş. Onlar da güvenmişler. Damga vurup zarfı vermişler. Arabayla gelmişti. Türkiye'den çıktık yola. Bulgaristan, Yugoslavya geçtik. Hepsi soruyorlar vize yok mu? Yok, bu zarfın içinde diyor eşim. O şekilde tamam, biz ilgilendirmez, Almanya'ya gidiyorsunuz. Evet. Gönderiyorlar. Hı hı. Münih'te o gümrük kapısından önce 200-300 kilometre önce metre falan, hı hı, önce eşim bana diyor ki sen oradan yürü bak, ileride lavabo var, oraya doğru, hı hı, git diyor. Hı hı. Ben oradan gider, tam giderken polisler beni durduruyor. Buraya gel, nereye gidiyorsun? Lavaboya. Almanca da bilmiyorum, böyle yapıyorum. Ondan sonra sen yalnız mısın, git kağıtları getir falan filan, eşimi çağırıyorlar. Geliyor işte orada kapıda, bana vize alınıyor. 3 günlük vize veriyorlar. Siz sınır kapısında aslında bakarsanız sınır kapısında aldınız. Evet, evet, sınır kapısında, yoksa geçirmeyeceklerdi. Telefonla, hı hı, görüşüyorlar. 3 günlük bir vize veriyorlar. Almanya'ya giriyorum. 3 gün sonra 15-15 uzatılıyor işte. Bu şekilde vize alarak Almanya'ya girdim. Yani Almanya'ya kaçak girdin. Yani ilk ama ellerindeki kağıtta. Kağıtta tabii. Kaçak evet girmedim. Ama çok enteresan bir şey. Evet, yani evet, şeyde aldım. Bu da benim eşimin. Cesaret, cesaret bence. Çok, yani. O andaki cesaret. Polisin de, gümrük polisinin de bence iyi niyeti. İyi niyetleri iyi çok var. Evet. Hemen direkt gönderebilirlerdi. Kesinlikle. Evet. Yani şartlarında siz bu şekilde zaten giriş yapamazsınız. Mümkün değil. Mümkün hayır, değil. Asla. Ha ben diyorum ya, pek iyi onların Almanya'da geldim, pek zararlarını görmedim diyeyim yani. Almanya'da siz yani hiçbir şey. Hastaneye yattım. 25 yıl önce, hı-hı, hastaneye yattım. Yüz felci geçirdim. Çok gençtim, hı-hı, daha o zaman. O kadar güzel baktılar ki bana. Hı-hı. O kadar güzel tedavi ettiler. Dediler biz seni iyileştireceğiz. Sen çok gençsin. Böyle olamazsın. Mecbursun dediler. O kadar güzel baktılar. Ama o kiliseleri konuda vardı. Oraya gidiyordum içinde. Çok güzeldi evet yani. Non-Eger'in pardon, söz alabilir ya miyim? Tabii buyurun. Söz alalım. Şimdi bazı konular var, heh, o konularda insanlar yaşadığı şeyi biliyor. Tabii. Şimdi bazı konular var, o konularda da mesela Almanlarla olan ilişkilerimiz. Eğer gerçekten, hı-hı, kişi olarak siz Almanlarla güzel bir ilişkiye girebiliyorsanız, hı-hı, onlardan ben de zarar görmedim. Ama bir şey yapmak için bir şeylerin altına elinizi sokuyorsanız, tabii, o zaman engellerle karşılaşabiliyorsunuz. Tabii ki. İşte biz şimdi öyle bir şeyle karşılaşmadım. Ben onlara hiçbir zaman gitmedim. Ha, tamam, ne yönden? Ben şimdi ne yönden demek istiyorum? Sosyal yönden, iş yönünden, sosyal yönden bir belediyeye, bir oraya gidip de hiçbir zaman için onlara benim durumum şöyle, bana yardımcı olun demedim. Yani birebir Aysin Hanım diyalogda bulunmadığı için, evet, çok fazlasıyla zorluklarla karşılaşmadım. Mesela vergi mi? Son derece şu anda mesela acayip bir şekilde vergi ödüyoruz çocuk mesela iş yerlerimizde. Son derece ödüyorum. Tamam, bazen isyan ettiğim zamanlar oluyor ama sonuçta ödüyoruz hakları belki diyorum. Yani, tabii ki o. Yani o, zaten yani o konular şekilde, çok onlara farklı tabii. Tabii ki o konular çok, çok farklı ama işte benim de ortamım bu. Evet, senin mesela evet, sizin firmada ortamlarınız, benim de bu şekilde bir evet ortamım. Almanlarla bir diyaloğum. Hı hı. Başka türlü yok. Arkadaşımızla, çevremizde bir Almanla diyaloğun olabilir. Gayet güzel. Onlar sana gelir, sen onlara gidersin, tabii, sohbet edersin. Tabii. Bir alışverişiniz olmadığı müddetçe hani mesela bir şekilde. Aysin Hanım, temennimiz efendim, hiç kimsenin zaten Almanya, hı-hı, şartlarında şu anda, geçmişe de olsun, şu evet anda da olsun zorluklarla evet karşılaşmaması. Yani. Evet, bize ayrılan sürenin yavaş yavaş da biz sonlarına geliyoruz. Toparlamak durumundayım evet, artık durumu. Evet, tabii ki. Bizlerle güzel öykülerinizi paylaştınız. Son olarak çok kısa alacağım. Gençlerimize tavsiyeleriniz neler olacak? Kısa kısa. Sizden başlayayım sonra. Benim gençlere tavsiyem hiçbir zaman yılmasınlar. Hı-hı. Burası ne kadar olsa bir yani yabancı bir ülke, hı hı, ama onlar burada doğup büyüdükleri için buraya bizler gibi yabancı değiller. Evet. Haklarını savunsunlar, okumak için ellerinden gelen her şeyi yapsınlar, evet, kesinlikle, hı hı, yılmasınlar. Evet. Ne kadar yani yılmak o zaman sonuçta zararı gören onlar oluyor. Biz zaten Türkler olarak oldukça cesaretli, evet, insanlarız, mücadeleci insanlarız. Aynen. Gençlerimizin de aynı şekilde olmasını aynen biliyorsunuz. Aynen. Leyla ablacığım, senin
fikirlerini alalım. Ben de Suzan'a katılıyorum. Bir anne baba olarak biz artık bu saatten sonra sadece sevgimizi verebiliriz. Evet. Aile bağlarını verebiliriz. Her zaman onlara söylemek istediğim bütün gençlere dini kültürlerinden, dil kültürlerinden, geleneklerinden, göreneklerinden asla taviz vermeden yollarına devam etsinler. Zaten bu aşamada da şimdi biliyorsunuz artık milletvekilleri Türkler, Senato'da o kadar güzel yerleri var ki. Evet. Bunları da yapıyorlar. Evet. Gençlerimiz yılmasınlar Suzan'ın dediği gibi. Çalışsınlar. Yani bir Alman'dan kat kat üstün yerdeler. Evet. Zamanında o itelendikleri, kakaladıkları annelerin, babaların evlatları olduğunu ispat etsinler. Evet. Çok teşekkür ederim. Aynen. Kısaca sizin de aynı görüşlerinizi. Evet canım. Ben de aynı şekilde Leyla ablanın, Suzan Hanım'ın dediği gibi aynı dileklerde bulunuyorum. Çocuklarımıza sevgi ve saygıyı yitirmeden insanları severek yaşamalarını diliyorum. Bütün dünyada. Yani evrensel. Çok teşekkür sevgi ederim. Sevgi ve saygıyı yitirmeden bu Almanya'da yaşamalarını çalışarak doğru ve dürüst şekilde devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizlerle hikayelerinizi paylaştınız. Evet. Zorluklarınızı paylaştınız. Tabii kimimiz zorluk çekmemiş, kimimiz zorluk çekmiş. Yani. O yüzden hiçbirinizin tabii ki hiçbir Türk vatandaşının Almanya şartlarında zorluklarla karşılaşmasını istemiyoruz. Bu kimisi bizim elimizde, kimisi değil. O yüzden sağ olun. Konuğum oldunuz. Ben eşimin sayesinde böyle rahat yaşadım, onu söyleyeyim size. Peki eşinize de selam gönderiyoruz evet, o zaman. Selam olsun eşime. Çok sağ olun. Yani bize teşekkür açık ediyoruz. Olsun sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi programınıza davet ettiğiniz için. Bizim için şeref efendim. Hayırlı çok uğurlu olsun inşallah. Evet. Sağ olun efendim. Sağ evet olacağım. Değerli izleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin maalesef ki bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte Söz Bizim programında buluşacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına. Işığınız bol olsun efendim. Kömür karası olmasın. Hoşça kalın. Amin.